Evet sevgili arkadaşlar, Osmanlı İmparatorluğu'nda gerileme dönemi ya da 18. yüzyıl diyoruz. Gerileme dönemi 1699 yılındaki Karlofça Antlaşması ile başlar. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu Karlofça Antlaşması ile çok miktarda toprak kaybetmiştir. Bu toprak kaybıyla birlikte biz gerileme dönemini başladığını söylüyoruz. 1792 yılında Rusya ile yapılan Yaş Antlaşması ile ki Kırım kaybedilmiştir orada. Kırım Rusya'ya bırakılmıştır. Bununla birlikte Osmanlı'nın gerileme dönemi sona ermiş ve dağılma dönemi başlayacaktır. Yani sevgili arkadaşlar 1699-1792 arası Osmanlı'nın gerileme dönemidir. Gerileme dönemi diye isimlendirilmesindeki en önemli etken bu dönemde çok miktarda toprak kayıplarının yaşanmış olmasıdır. Ben bu dönemi sevgili arkadaşlar, bu dönemin genel özelliklerini şöyle bir tabloyla özetlemek istiyorum. Osmanlı İmparatorluğu biliyorsunuz sevgili arkadaşlar, 1699 yılında yaşanan, imzalanan Karlofça Antlaşması'nın ardından Lehistan, Venedik ve Avusturya'ya çok miktarda toprak verilmiştir. İlk kez bu kadar geniş çaplı toprak kaybı yaşanıyor. İşte 1792 yılında ise sevgili arkadaşlar, yapılan Yaş Antlaşması ile birlikte de dağılma dönemi başlayacak. Yani gerileme dönemi şu dönemi kapsıyor. Gerileme dönemini sevgili arkadaşlar aslında iki dönemde inceliyoruz. 1718 Lale Devri'ne kadar olan dönem ve 1718 Lale Devri'nden sonraki dönem olmak üzere. Neden? Çünkü Lale Devri'ne kadar yapılan Lale Devri'ne kadar olan dönemde sevgili arkadaşlar, yapılan ıslahatlar asla Batı tarzında değildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun buradan buraya, yani Karlofça'dan Lale Devri'ne kadar geçen sürede Osmanlı'nın siyaseti şuydu. Kaybettiği toprakları geri almak. Nerede kaybettiği? 1699 Karlofça ve 1700 İstanbul Antlaşmalarıyla kaybettiği toprakları geri almak. Yani Osmanlı İmparatorluğu halen daha ne siyasetini devam ettiriyor? Fetih siyasetini devam ettiriyor. Yani Osmanlı İmparatorluğu neyi kabul etmedi? Henüz Batı'nın üstünlüğünü kabul etmedi. Dolayısıyla yapılan ıslahatlar Batı tarzında değil idi. Ancak 1716 Peter-Varadin Savaşı'nın ardından imzalanan 1718 Pasarofça Antlaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları bir daha geri alamayacağını anlıyor ve geleneksel fetih siyasetini tamamen değiştiriyor. Yani bu 1718 Osmanlı için bir milattır. Artık Osmanlı İmparatorluğu kuruluşundan beri var olan geleneksel fetih siyasetini terk etmiştir. Osmanlı artık taarruz dönemini kapatmış, neye çekilmiştir? Savunmaya çekilmiştir. Ve Osmanlı kaybettiği toprakları geri alamayacağını bildiği için yeni siyaseti mevcut toprakları korumak olmuştur. Yani savunmadadır. Ve bunun bir sonucu olarak da Osmanlı Batı'nın üstünlüğünü ilk kez Lale Devri ile birlikte kabul ediyor. Ve artık ne tarzında ıslahatlara başlıyor? Batı tarzında ıslahatlara başlıyor Osmanlı İmparatorluğu. Evet, o zaman unutmamamız gereken bir olaydır. 1718'den önce yapılan hiçbir ıslahat Batı tarzında değildir. 1718'den sonra Batı tarzı ıslahatlar yapılmış, fetih siyaseti terk edilmiş, Batı'nın üstünlüğü ilk kez kabul edilmiştir. Sevgili arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemi dedik. Gerileme döneminin en önemli olayı sürekli vurguladığımız gibi 1718'de başlayan Lale Devri'dir. Lale Devri 1718'de başlıyor ve 1730 yılına kadar devam ediyor. Peki Lale Devri'nde neler yapılmış? Onu da sevgili arkadaşlar yazılı olarak sizlere göstermek istiyorum. Lale Devri'nde görülen yenilikler ilk kez
görülen yeniliklerdir. Ve anlamları tabii ki sevgili arkadaşlar. Bir defa Lale Devri dedik. Neden Lale Devri diyorlar tarihçiler? Çünkü İstanbul'un her tarafı lalelerle donatılıyor. Tamam mı? Bir isim vermek gerekiyordu. Biz de Lale Devri dedik. Peki ne yapalım? Bir defa Avrupa'ya, Batı'ya ilk kez, elçi gönderildi. Nereye gönderildi? Yalnız bu tabii ki geçici bir elçilik. Kalıcı, daimi elçilikler 3. Selim döneminde gönderilecektir. İlk kez elçi gönderilmesi neyin kanıtıdır? Sevgili arkadaşlar, artık bu durum Osmanlı'nın diplomasiye önem verdiğinin bir kanıtıdır. Çünkü elçi ne yapar? Diplomatik görüşmeler yapar. Aynı zamanda bu sevgili arkadaşlar, Batı'nın üstünlüğünü kabul edildiğinin de bir kanıtıdır. Evet, Batı'ya giden elçi, Batı'daki gelişmeleri takip edebilmek için gönderilmiştir. Bu da Batı'nın üstünlüğünün kabul edildiğinin bir kanıtıdır. Ve sevgili arkadaşlar, ilk kez yine Osmanlı'da sivil matbaa getirtilmiştir. Evet, matbaanın getirtilmesi sevgili arkadaşlar, neyin bir kanıtıdır? Şunun bir kanıtıdır. Yine aynı şekilde, bakın yorumlara bu şekilde yazıyorum. Batı'nın üstünlüğünün kabul edildiğinin bir kanıtıdır. Aynı zamanda kültürel çalışmaların hız kazanacağını, kültürel faaliyetlere önem verildiğinin de bir kanıtıdır sevgili arkadaşlar. Yalnız burada şöyle bir dipnot olarak vermek istiyorum. Bu matbaanın getirilmesine karşın ulema buna karşı çıkmıştır. Ve dolayısıyla matbaada dini eserler basılmamış. İlk olarak sevgili arkadaşlar, Van Kulu Lügatı adlı bir sözlük bastırılmıştır. İlk basılan eser budur. Bunu da şu şekilde yorumluyoruz. Biliyorsunuz ki o dönemde yazmalar Hattaplar tarafından el yazması şeklinde yapılıyordu. Bunların işsiz kalmasını endişesi dini eserlerin matbaada basılmasını engellemiştir. Sevgili arkadaşlar, tıbbi anlamda da bazı gelişmeler olmuş ve yine ilk kez vurguluyoruz, Osmanlı'da çiçek aşısı uygulaması getirilmiştir. Bu da tıbbi alanda bir gelişmedir sevgili arkadaşlar. Yine kültürel anlamda bir diğer gelişme, kağıt, mürekkep, kumaş. Evet, özellikle kağıt ve kumaş fabrikaları inşa edilmiştir sevgili arkadaşlar. Bir diğer gelişme de ilk kez Osmanlı'da Yeniçeri askerlerinden istifade edilerek ilk itfaiye bölüğü kurulmuştur. Evet. Özellikle Osmanlı mimarisini şöyle gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman biliyoruz ki evler ahşap ve bitişik nizamdaydı. Bu durumda bir evde yangın çıkması birçok yere yayılmasına neden oluyordu. Dolayısıyla itfaiye teşkilatının kurulması çok önemli bir gelişmedir. İtfaiye teşkilatının kurulması aynı zamanda sosyal devlet anlayışının da benimsendiğinin bir kanıtıdır sevgili arkadaşlar. Peki Lale Devri'nde görülen bu yeniliklerden sonra Osmanlı'nın 18. yüzyıldaki diğer ıslahatçılarından bahsetmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Bu alanda 18. yüzyılın en önemli ıslahatçılarından biri, birinci hükümdar, birinci Mahmut'tur sevgili arkadaşlar. Birinci Mahmut döneminde ilk kez Batı tarzı askeri ıslahatlar yapılmıştır. Ve bu dönemde Fransız subay Comte de Bonneval'dan yararlanmıştır sevgili arkadaşlar. Ne yapılmıştır? Humbaracı ve topçu ocakları ıslah edilmiştir. Zaten humbaracı ve topçu ocakları Osmanlı'nın geleneksel askeri kurumlarıydı. Ve
Fransız kökenli bir subay tarafından çağın gerekliliğine göre ıslah çalışmalarında bulunmuştur. Bir de sevgili arkadaşlar, Hendeshane'yi açmıştır ki Hendeshane, Mühendishane-i Berri Hümayun'un bir nevi temeli olmuştur sevgili arkadaşlar. Yalnız 1. Mahmut döneminde 1740 yılında kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir. Bu da biliyorsunuz şundan kaynaklanıyor. 1739 yılındaki Belgrad Antlaşması'nda Osmanlı lehine arabuluculuk eden Fransa'ya bu arabuluculuğun karşılığında kapitülasyonlar, zaten kanuni döneminde verilen kapitülasyonlar daimi hale getirilmiş. Bu da Osmanlı İmparatorluğu'nun dışa bağımlılığının biraz daha artmasına neden olmuştur. Bir diğer ıslahatçı sevgili arkadaşlar, 3. Mustafa'dır. 3. Mustafa'nın dönemindeki sadrazamları, ıslahatçı sadrazamları Koca Radık Paşa ve Baron de Tott'tur sevgili arkadaşlar, ki bu da Fransız kökenlidir. İlk kez bu dönemde iç borçlanmaya gidilmiş 3. Mustafa döneminde. Buna da sevgili arkadaşlar Esham usulü denilmiş. Esham usulü toprak gelirlerinden halktan borç alınmasıdır. Osmanlı'da ilk kez görülen bir uygulamadır. Bu da ekonominin ne kadar bozuk olduğunun bir kanıtıdır. Aynı zamanda ilk denizcilik okulu olan Batı tarzında denizci, asker, subay yetiştirmek için Mühendishane-i Bahri Hümayun bu dönemde açılmıştır sevgili arkadaşlar. Bir diğer ıslahatçı 1. Abdülhamid'dir. 1. Abdülhamid ilk önce Yeniçeri Ocağı'ndaki bozulmaları görmüş ve Yeniçeri Ocağı'nda bazı değişimler, ıslahatlar yapmak istemiştir. Bir defa Yeniçeri sayımı yaptırılıyor. Bu sayım bir lüzum üzerine yapılıyor. Neden? Osmanlı'da Yeniçeri Ocağı'na kayıtlı olup askerlikle hiçbir ilgisi olmayan bir sürü insan vardı ve bunlar devletten maaş almaktaydılar. İşte bu aksaklığı giderebilmek için ilk kez Yeniçeri sayımı yapıldı. Tabii ki bu da padişahın birçok tepkinin doğmasına neden oldu. Yine sevgili arkadaşlar, Yeniçerilerin maaş cüzdanı olan asamenin alım satımı yasaklandı. Yani ulufe alım satımı yasaklandı sevgili arkadaşlar. Yani Yeniçerilerin bir kısmı Yeniçerilerin almış olduğu ulufe maaşını da satmışlardır. Bu alım satım işi de yasaklanmıştır. Yine bu dönemde istihkam okulu açılmıştır. Ve yabancı uzmanlardan Osmanlı hizmetine girenlerin Osmanlı kıyafeti giyme zorunlulukları da bu dönemde getirilmiştir sevgili arkadaşlar. Ve 3. Selim. 3. Selim 18. yüzyılın en kapsamlı ıslahatlarını yapan hükümdarlardan bir tanesidir. 3. Selim'in yapmış olduğu yenilikleri sevgili arkadaşlar, Nizam-ı Cedid yenilikleri diyoruz. 3. Selim'i ayrı bir paragraf açmak istiyorum. Onu sevgili arkadaşlar tahtada bir tablo şeklinde göstermek istiyorum. Evet. Şöyle yapıyorum sevgili arkadaşlar. 3. Selim dedik. 3. Selim'in yaptığı yenilikleri hepsine Nizam-ı Cedid yenilikleri diyoruz. Nizam-ı Cedid yenilikleri diyoruz. Nizam-ı Cedid yeniliklerini de sevgili arkadaşlar, askeri alanda yapılan yenilikler ve diğer alanda yapılan yenilikler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. 3. Selim her ne kadar Yeniçeri Ocağı'ndaki bozulmaları görmüş ise de Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı cesaret edememiştir. Fakat yeni bir ocak kurmuştur sevgili arkadaşlar. Yeni bir ordu kurmuştur. Bu ordunun adı Nizam-ı Cedid ordusudur. Batı tarzında kurmuş olduğu
bir ordudur. Ki Yeniçeriler tarafından çok büyük bir tepki ile de karşılaşmıştır 3. Selim. Hatta 3. Selim'in öldürülmesindeki en önemli nedendir. Halbuki Nizami Cedid sevgili arkadaşlar, Akka Kalesi'nde Cezzar Ahmet Paşa komutasında Fransızları da yenmiş, bu ne doğru adım attığının açıkça bir kanıtı idi. Ama yine Yeniçerilerin engellemeleriyle karşılaşmıştır. Ve Nizami Cedid askerlerinin ihtiyacını, maddi ihtiyaçlarını karşılamak için İrad-ı Cedid adlı bir hazine kurulmuştur sevgili arkadaşlar. İrad-ı Cedid adlı bir hazine kurulmuştur. Yine bu dönemde mühendis Hane-i Berri Hümayun adlı bir okul açılmıştır. Mühendishane-i Berri Hümayun sevgili arkadaşlar, Mühendishane-i Bahri Hümayun'dan sonra açılan bir okuldur. Bu da kara ordusu için batı tarzında subaylar yetiştirmek amacıyla açılan bir okuldur sevgili arkadaşlar. Yine bu dönemde askerlerin eğitim görmeleri için Levent ve Selimiye kışlaları inşa edilmiştir. Levent ve Selimiye kışlalarının inşa edilmesi bu askerlerin eğitimlerini görmeleri içindir. Bir diğer alanda, yani Nizami Cedid yeniliklerinden olup diğer alanda olan yeniliklerden ilk kez Batı'ya sevgili arkadaşlar, Avrupa'nın önemli başkentlerine kalıcı elçiler gönderildi. Şimdi burada unutmamamız gereken bir bilgi var. Avrupa'ya ilk kez elçiler Lale Devri'nde gönderilmişti. Fakat Lale Devri'nde gönderilen elçiler geçici elçiliklerdi ve Paris'e gönderilmişti. Oysa ki şimdi önemli şehirler, Paris, Londra, Viyana gibi önemli şehirlere kalıcı elçiler gönderilmişti sevgili arkadaşlar. Ve bu dönemde Fransızca, Fransız okullarında resmi dil haline gelmiştir sevgili arkadaşlar. Fakat 3. Selim aynı zamanda yerli malı kullanımına teşvik etmiştir. Bu kurmuş olduğu Nizami Cedid ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için, askeri ihtiyaçlarını karşılamak için yerli üretimi teşvik etmiş sevgili arkadaşlar. Bu anlamda bir fabrikada kurdurmuştur. Fakat 3. Selim batı tarzında yapmış olduğu bu köklü yenilikler, çıkarları sarsılan askerler, Yeniçeriler tarafından büyük tepkiyle karşılaşmış ve Yeniçeriler 3. Selim'i sarayda öldürmüşlerdi sevgili arkadaşlar. Bu da 3. Selim devrinin sona ermesine neden olmuştur. Burada şöyle de bir gelişme var, bunu da belirtmek istiyorum. Rusçuk ayağını ki 3. Selim'e çok bağlı olan Alemdar Mustafa Paşa bu haberi alınca bu isyanı bastırmak ve 3. Selim'i kurtarmak için Rusçuk'tan İstanbul'a hareket ediyor. Fakat yetişemiyor. 3. Selim o esnada öldürülmüş idi. Bu durum üzerine Alemdar Mustafa Paşa 3. Selim'in yeğeni olan 2. Mahmut'u himaye altına alıyor. Çünkü isyancılar 2. Mahmut'u da öldüreceklerdi. Daha sonra 2. Mahmut bu himayenin sonucunda hükümdar olacak ve Osmanlı İmparatorluğu'nun en köklü yeniliklerinden birine imza atacaktır sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar, gerileme dönemini 1792 yaş antlaşmasıyla, Rusya ile yapılan yaş antlaşmasıyla sona erdiriyoruz. Gerileme döneminin sona ermesiyle birlikte, yani 18. yüzyılın sona ermesiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun en kapsamlı dönemlerinden biri olan ve Osmanlı ile ilgili en yoğun soruların geldiği dağılma dönemine geçeceğiz sevgili arkadaşlar. Dağılma dönemini işlerken tabii ki bu esnada Avrupa'daki gelişmeler Osmanlı'yı doğrudan etkilediği için Avrupa'daki sanayi inkılabı ve Fransız ihtilaline de değineceğiz. Osmanlı'yı ne denli etkilediği onlara da değineceğiz sevgili arkadaşlar. Evet, böylece 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma dönemi diyoruz sevgili arkadaşlar.